Değerli ha. öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar. Evet geldik kampımızın kaçıncı gününe? 36. gününe geldik. Artık TYT AYT ortak konular dediğimiz mantık, kümeler, kartezyen çarpım, fonksiyonlar böyle böyle ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir kere fonksiyonlar kamp duyurusunun videosunu izledin mi? Efsane bir efsane bir fonksiyonlar gelecek. Efsane bir fonksiyonlar kampı gelecek. Duyuru videosunu yaptım. O videoyu izle. Fonksiyonlara geldiğimizde öyle acayip bir noktaya getireceğim seni. AYT matematiğe başlamadan önce TYT fonksiyonları uçak gibi yapmalıyız ki her şey yerli yerine cuk 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 otursun. AYT matematiğe 1-0 önde hatta 5-0 önde başlayacağız dedik. Şimdi mantık mantık mantık. Arkadaşlar mantıktan TYT'de bir soru geliyor. AYT'de de gelebiliyor. Dikkat 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 önemli. Genelde sonlara bıraktığınız bir konu. Yani e, denemelerde netlerinizin yüksek olmasını istiyorsanız baştan da dinleyin. Mantıktan her denemede bir tane soru karşınıza mutlaka gelecektir. Ondan sonra bir net ben mantı yapamıyorum deyip kenarlarda gezmeyin. Kolay da bir konu. Zor bir konu değil. Selim hocan sana öyle güzel anlatacak ki böyle. Alın kılçığını çırt diye ayıklayacaksın. Evet neredeyiz arkadaşlar? 36. günümüzdeyiz. 36. günde iki tane konu anlatım videosu gelecek. 37. günümüzde bir tane konu anlatım videosu. Bir tane bıyıklı sorular. Mantığın da bıyıklıları varmış mı? Varmış. Onlardan gelecek güzelce ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Hop niye küçük kalmış bu? Hop şurayı büyüttük 300 yaptık. 300 300. Selim Hoca teknoloji uzmanı oldu yani sayenizde. Evet arkadaşlar bu arada nereye geldik ya? Vay kitabımız da bitiyor. Kitabımız da bitiyor. İnşallah verdiğiniz emeklerin karşılığını böyle gani gani alırsınız tamam mı? Kaçıncı sayfasındayız kitabımızın? 188. sayfasındayız. 188 değil. 187'den başlayacağız. Güzelce ilerleyeceğiz. 12. soruya kadar geliriz. Ondan sonra bayağı anlatacağımız şeyler var çünkü öncelikle. Sonra ilerleye 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 gideriz. Hadi bakalım. Mantık, mantık, mantık. Gel bakalım. Dünyanın en mantıklı konusu. Mant en mantıksız konusu deyip duruyorsunuz ya. O yüzden öyle dedim. Hadi bakalım enerjini yükselt. Bir gülücük, bir gülücük alalım. Böyle motivasyonu yüksek bir şekilde dinle. Notlarını, notlarını, notlarını kenarlara al. Şunu da itiraf edeyim. Ben de böyle lisedeyken hiç çok sevdiğimde bir konu değildi ama sonradan öğrendiğinde mantığını yerine oturttuğunda cık 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 gidiyor. Hadi bakalım gel. Şimdi bir kere mantık konusunun içerisinde önerme dediğimiz bir şey var. Önerme. Bunun üstüne oturuyor konu. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiriyor. Ama şöyle değil yani. Mesela Sınıfın en güzel kızı Ayşe dedik mesela. Bu bir önerme değil. Sence öyle olabilir, bence öyle değil. Mesela okulun en yakışıklı erkeği işte Kemal. Sence doğru olabilir, bence değil. Yani herkesce doğru veya herkesce yanlış olacak. Kişiden kişiye değişebilen bir şey olmayacak ve yargı bildirecek. Tamam mı? Böyle soru cümlesi falan hiç böyle e, önerme değildir. Veya iyi günler, bir yargı var mı? Yok önerme falan değildir. O zaman arkadaşlar önermeleri biz şöyle harflerle göstereceğiz. P, Q, R, S, T gibi harflerle göstereceğiz. Doğru yargı bildiren önermelerin doğruluk değerini D ile ama genellikle biz 1 ile göstereceğiz. Doğruysa 1. Yanlış yargı bildiren önermeleri ise Y ile yani 0 ile göstereceğiz. Bütün konu 1 ve 0'ın üstünden dönecek zaten. Hadi bakalım aşağıdakilerden hangisi bir önermedir? Bütün kızlar güzeldir. Olabilir mi? Bence olmayabilir. Yani bütün kızlar güzeldir. Sence öyledir. Bence değildir. En uğurlu sayı üçtür. Sana göre üçtür. Bana göre değildir. Önerme falan değildir. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri midir? Bak şehridir demiyor. Şehri midir? Soru. Soru cümleleri önerme falan değildir. Tamam mı? Notunu al. Soru cümleleri önerme değildir. İyi günler. Hiçbir şekilde bir şey bildirtmiyor. 2 artı 3 7. Bu bir yargı belirtiyor arkadaşlar. Yanlıştır bak. 2 artı 3 5 yapar. 5 7'ye eşit olmadığı için bir önermedir. Ama yanlış bir önermedir. Ve doğruluk değeri kaçtır diyeceğiz bunun ileride. Sıfır diyeceğiz. Çıtı 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 geçtim. Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir? 7 önerme değildir diyor. 7 tek bir sayıdır. Evet. 7 tek bir sayıdır. Bir önermedir. Ve doğru bir önermedir. Doğruluk değeri birdir. 2 3'ten büyüktür diyor. Bir yargı belirtir. Ama yanlış bir yargı belirtir. Önermedir ama yanlış bir önermedir. Doğruluk değeri sıfırdır. 3 negatif sayının çarpımı negatiftir diyor. Bak, bir önermedir bir kere. Kesin herkese göre doğru veya herkese göre yanlıştır bu. Ama doğru mu yanlış mı ona bir bakalım. 3 tane negatif sayıyı çarptığım zaman ne yapar? Negatif. Çarpımı negatiftir diyor. Bir önermedir. Ve nasıl bir önermedir? Yanlış bir önermedir. Doğruluk değeri de sıfırdır. Önermedir ama. Tamam mı? Önerme değildir soruyor. En yüksek dağ ağrı dağıdır. Bir önermedir arkadaşlar. Ama Türkiye'nin en yüksek dağ ağrı dağıdır. Yanlış bir önermedir sıfırdır. Matematik çalışalım mı? Bak bir soru cümlesi önerme değildir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkımızdır arkadaşlar. Tamam mı? Hemen geçtik 3. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir önermedir diyor. Bugün hava güzel. Kime göre? Sana göre güzel. Bana göre değil. Ben çünkü sıcak havaları sevmiyorum. Bana göre yağmurlu havalar daha güzel. O yüzden bir önerme değildir. En küçük çift sayı sıfırdır diyor. Şimdi bir önermedir. Peki doğru mu yanlış mı? Doğru mu? Vallahi kafayı gömerim. Niye? En küçük çift sayı diyor. Sana tam sayı doğal sayı falan diye söylemiş mi? Eksi sonsuzlara doğru gider. Bak eksi 98 mesela çift sayıdır. Daha küçüğü de var mı? En küçük çift sayı sıfırdır önermesi. Bir önermedir. Ama yanlış bir önermedir, sıfırdır. Bugün çok ders çalıştım. Kime göre çok kardeşim? Bir önerme belirtmez. 2 artı 3, 5'ten küçüktür. 2 artı 3, 5 yapar. 5, 5'ten küçük müdür? Değildir. Bir önermedir öncelikle. Ama nasıl bir önermedir? Yanlış bir önermedir. Eşittir çünkü sıfırdır. Keçi dört ayaklı bir hayvandır. Evet, keçi dört ayaklı bir hayvandır. Önermedir ve doğru bir önermedir. Cevabımız E şıkkımızdır. Hadi gel bakalım şimdi denk önermeler. Denk. Birbirine denk. Hani diyorsun ya o kızla o çocuk birbirine denk. Böyle değil ama burası. Orada farklı bir şey var. Şimdi bu doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir. Yani önermelerin ikisi de doğruysa veya önermelerin ikisi de yanlışsa önermeler denk önermeler deriz. Şöyle gösterilir. P ve Q denkse P denktir Q şeklinde gösterilir. Eşittir gibi yani. Ama eşit değil. 2 artı 3 eşittir 5. 5 eşittir 5'tir değil mi? Evet. O zaman bu önerme doğru bir önermedir. Doğruluk değeri 1'dir. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bir önermedir. Ve doğru bir önermedir 1. O zaman bu da 1. Bu da 1 olduğu için P ve Q önermeleri denktir. Ve doğruluk değerleri 1'dir diyoruz. Denk önerme. Anladın. Hemen ilerledim. Şimdi bir önermenin değili yani olumsuzu. Şimdi bu kümelerde de kullandığımız bir şey değil mi? Olmayana. Yani doğruysa yanlışa, yanlışsa doğruya denişecek. Bir önermenin değili. Konunun önemli mantıklarından bir tanesi. Şimdi bir önermenin belirttiği yargının değiştirilmesiyle oluşan yeni önermeye önermenin değili olumsuzu denir. P önermesinin değili şöyle gösterilecek arkadaşlar. Üstüne bir tane çentik atacaksınız şöyle. P'nin değili diye okuyacağız. Böyle bir şey karşımıza çıkınca nasıl okuyacağız? P'nin değili diye okuyacağız. Veya P'nin olumsuzu diye okuyacağız. O zaman P önermesinin kendisi 1 ise P'nin değili nedir? Sıfırdır. Yargısı değişti çünkü. P önermesi sıfır ise P'nin değili nedir? 1. Bak önemli bir mantık. Bir önermenin bir kez değilini alıp bir kez daha değilini alırsanız bu P'ye denktir. Değiller birbirlerini götürür. Yani şunun gibi. Birin değili neydi? Sıfırdı. O zaman birin değilinin bir daha değilini alın. Bakın birin değili sıfır. Sıfırın değili ne yapıyor? Bir yapıyor. Şimdi kelime olarak ne anlama geliyor? Gel bakalım. Aşağıdaki önermelerin değillerini bulunuz. Şimdi bu önermeyi oku bana. P önermesini diyor ki. 2 artı 3 eşittir 5. Sakın gidip de şöyle bir şey yazma. 2 artı 3 eşittir 7 falan diye yazarsan bu önerme değişmiş olur. Önermeyi bozmuş olursun. Sadece şunu değiştireceksin. Yargıyı. Bunun yargısı eşittir arkadaşlar. O zaman 2 artı 3'ü aynen yazacaksın. 5'i de aynen yazacaksın. Eşittir. Eşit değil'e dönüşecek. Anladın mı mantığı? Sadece yargıyı değiştiriyorsun. Oradaki şeyler birebir aynı olacak. Q'ya bakıyorum. 3 küçük veya eşittir 5'ten. Buradaki yargım şudur. Küçük eşit. Şimdi küçük eşitin değili arkadaşlar yön değiştirecek. Bu eşitlik varsa eşitlik yok durumuna gelecek. Bakın 3 aynen kalıyor, 5 aynen kalıyor. Yön değiştirdim ama eşitlik varsa değildi, eşitlik yok oldu. 2 7'den büyüktür diyor. Yanlış bir önermedir. Bunun değilini al diyor. Bak 2 aynen duracak. 7 de aynen duracak. Bunu yön değiştireceksin. Eşitlik yoksa, bak, bunda eşitlik yok. Eşitlik geldi. Yani eşittir olanla eşitlik olan da değil aldığın zaman ters dönüp eşit yok hale geliyor. Eğer eşitliğimiz varsa, bak, eşitliğimiz yoksa, değilini aldığınızda, şunu, şu yanlış oldu. Şöyle bir şey, değilini aldığınızda yön değiştirecek ama eşitlikte de gelecek. 3 tek sayıdır diyor. Bak bunun değini aldığım zaman 3 tek sayı değildir'e dönüşecek. Yargıyı değiştirdim. Hadi gel bakalım. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım. Burada P, Q, R, S önermeleri vermiş. Buna göre kaç tanesi doğrudur? Öncelikle P önermesine bakalım. 6 ile 2'nin toplamı 8. 8 eşittir 8 doğru bir önerme. O zaman P denktir 1. En küçük asal sayı 1'dir diyor. 1 asal sayı değildi. 2'den başlıyor. O zaman Q önermesinin doğruluk değeri 0'dır. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2'dir biliyoruz. R önermesinin doğruluk değeri 1'dir. 2 üzeri eksi 3. Takla attı ve 3. kuvvetini aldı. 1 bölü 8'dir. Burada eksi 1 bölü 8 yazılmış. O zaman S önermesi nedir arkadaşlar? 0'dır. Çünkü 1 bölü 8'dir. Hadi bakalım hangileri doğru. P denktir R'ye diyor. P'nin doğruluk değeri 1, R'nin de 1. Denkler doğru. P'nin değili. P 1 ise P'nin değili nedir arkadaşlar? 0. 0 denktir Q. Q'ya bakıyorum o da 0. 0 0'a denktir doğru. Q S'ye denktir diyor. Q'nun doğruluk değeri 0, S'nin doğruluk değeri de 0. Doğru denktir. S'nin değili. S 0'sa S'nin değili nedir? 1. Hemen yazdım S'nin değilinin yerine 1. R'ye bakıyorum 1 de o da denktir doğru. P'nin değili R'ye denktir diyor. P'nin değilinin 0 olduğunu biliyorum. Denktir R diyor. R'nin 1 olduğunu biliyorum. Hayır denk değildir bu yanlış. 1, 2, 3, 4 tanesi doğru. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Gördük mü? Kolaycık bir konu. Birazdan bağlaçlara geleceğiz. Ve veya ya da ise ancak ve ancak gibi bağlaçlarda bir tık e, işler değişecek ama oralar da kolay. Kurallarını öğreteceğim sana bitireceksin işi. Gel bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hadi bakalım. Önermelerin değillerini sormuş. Hepsinin değillerini yazalım hadi. P önermesi buysa arkadaşlar... P'nin değilini yazalım hadi. Şimdi buradaki sayıları aynen yazacaksın. 4 eksi 7 arada eşittir diyor. Sen eşit değil koyacaksın. Yine sayıyı aynen yazacaksın. Evet bak bire bir aynısı. Q'nun değili. Hadi Q'nun değilini sen söyle bana. Dinliyorum. Hadi konuş benimle. Konuş ne olur böyle daha iyi öğreneceksin biliyorum. Q'nun değili. Bak 3'ü 2'yi aynen tutuyorum. Yön değiştiriyor. Eşitlik olmadığı için eşitlik geldi. Doğru. R'nin değili. Hadi R'nin değilini sen söyle yine. Eksi 2 burada duruyor. Eksi 1 burada duruyor. Yön değiştirdi. Eşitlik olduğu için eşitlik olmayan durum oldu. Bak buraya eşitlik koymuş. Bu yanlıştır. Şimdi biz diğerlerine de bakalım hadi. Doğruluk değerlerini söylemiş. P'nin doğruluk değeri burası eksi 3 yapıyor. Burası da eksi 3. Eksi 3 eksi 3 eşit olduğu için doğruluk değeri 1. 3 2'den küçük değildir. Bunun doğruluk değeri 0'dır. Eksi 2 eksi 1'den küçüktür. Doğruluk değeri 1'dir. Bu 3'ün karesinin eksilisiydi. Bak eksi 3'ün karesi değil oraya. Dikkat et. Eksi 9'a eşittir. Doğru. Bunun doğruluk değeri de 1. P 1'dir diyor. Doğru. Q 0'dır diyor. Doğru. R1 ise, R 1 ise R'nin değili nedir? 0'dır. Evet doğru. S1 ise, S 1 ise S'nin değili de 0'dır. O da doğru. Tamam. Şimdi S'nin değili. Hadi söyleyelim S'nin değilini. Yine burayı aynen yazıyorum arkadaşlar. Bakın. Eksi 3'ün karesi eşit değil diyorum. Eksi 9 bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Şimdi geldik doğruluk tablosu. Şimdi doğruluk tablosu nedir biliyor musun? Sana verilen önermeleri bir tablo yaparak karşına gelebilecek tüm durumları yazacaksın. Tamam mı? Şimdi tablolu sorular karşınıza gelebilir. Tablo nasıl oluşturuluyor onu göstereceğim şimdi sana. Şimdi mesela bir önerme düşünelim önce. Önce bir önerme. P önermesi. P önermesinin sonucu nedir? Ya 1'dir ya 0'dır. Başka bir durumu yoktur. O zaman bizim tek bir önerme için doğruluk tablosunu şöyle yaparız. P. Şöyle bir kutu yapacağız arkadaşlar. P'nin sonuçları neler olabilir? Ya 1 olabilir ya da 0 olabilir. Yani bir önerme için benim iki durumum var. Bir önerme için iki durumum var. Şimdi iki önermeye çıkalım. P ve Q önermeleri. Şimdi P Q. Şimdi ne olur arkadaşlar? Bakın P 1 olduğunda Q 1 olabilir. P 1 olduğunda Q 0 olabilir. P 0 olduğunda Q 1 olabilir. P 0 olduğunda Q 0 olabilir. 4 tane durumum vardır. İşte biz bunları yazarken sırayla yazarız. Önce kaç satırdan oluştuğunu buluruz ama. Bir önerme varsa 2 satır vardı değil mi? Bir önerme olduğu için 2 üzeri 1'dir. 2 önerme var. İki önermenin dört tane satırı var bak. Nasıl geliyor biliyor musun? İkinin üstüne önerme sayısını yazıyorsun. İki üzeri ikiden dört satır var. Üç önerme olsaydı iki üzeri üçten kaç satırlı bir şey olacaktı? Sekiz. Onu da göstereceğim. Burada yok ama yapacağım. Sonra doldururken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle kara düzende doldurmuyoruz. Bir kurala göre dolduruyoruz. Şimdi tablo yapayım şöyle bir. Tablosu şöyle bir tablo olacak öncelikle. Şöyle 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 yapayım. Şunları yan yana yazayım. Q'yu yakın yazayım buna. Heh. Şöyle. Şurayı bir sileyim. Hmm, şunu sildim. P ve Q ile tabloyu yapacağım. Şimdi kaç satırım olacak? Bir kere 4 satırım. 1 2 3 4. Şimdi bu 4 satırın 4 satırın yarısını alıyorum. 2. P 2 tanesinde 1'dir. 2 tanesinde 0'dır. Bunu yazıyorum bak böyle. Sonra Q'yu doldururken şöyle yapacağım. Bir 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 sıfır. Bir 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 sıfır. Tüm durumlarımı oluşturmuş oldum. Bak birken bir birken sıfır sıfırken bir sıfırken sıfır. Hadi şimdi üçlüye bakalım. Üç tane önermemiz olsun. Biri P olsun. Bir Q olsun. Bir de R olsun. Olabilecek tüm durumların tablosunu yapacağım. Şöyle tablomu çiziyorum. Kaç satırım olacak? Sekiz tane satırım olacak. Hadi bakalım. Şöyle indirdim, indirdim, indirdim. Şöyle yaptım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi 8'in yarısını al. 8'in yarısını aldım 4. P'ye 4 tane 1 bak 4 tane 1 4 tane 0 yaz. Tamam. Sonra Q'ya burada 4 tane 1 yazmıştık ya. Yarısını al. 2 tane 1 yazacağım. Nasıl olacak biliyor musunuz? 2 tane 1 2 tane 0. 2 tane 1 İki tane sıfır. Tüm durumlar oluşuyor işte. Bak iki tanesine bir yazmıştım. Yarısını al bir. Bir tane bir, bir tane sıfır. Bir bir, bir sıfır. Bir bir, bir sıfır. Bir bir, bir sıfır. Bir bir, bir sıfır. İşte tüm durumlar geldi. Bakın ilkinde hepsinin bir olduğu durum. İkinci de ilk ikisi bir, üçüncü sıfır. Sonra bu bir, bu sıfır, bu bir. Böyle tüm durumlarımızı yazmış olduk. Sana tablo yaptırmaz ama tablolu sorularda da ne yapacağını bil. O zaman en önermenin olduğu bir tabloyu yapabilmek için 2 üzeri en tane satıra ihtiyacımız var. Gel bakalım. 4 önermenin doğruluk tablosu yapılırken kaç satırlı bir tablo lazım? Kolay soru. 2 üzeri 4. 16 satırlı bir tablo. 6 sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız oldu efendim. Tamam mı? Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Şimdi geldik bağlaçlara. İşte konunun önemli yerlerine geliyoruz şimdi. Bu bağlaçların hepsini bilmen lazım kurallarını iyice bilmen lazım. Bu videomuzda şimdi veya bağlacını ve bağlacını işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizi de buradan akışına bırakıp devam edeceğiz. Şimdi bağlaçların ne olduğunu bir görelim önce. V bağlacı. V bağlacı. V harfi gibi düşünmeyin. Ters V ile gösterir. Yani bizim karşımıza şöyle bir şey geldiğinde... ...şöyle bir şey geldiğinde hemen nasıl okuyacaksın bunu? Nasıl okuyacaksın söyle bana. P, ve Q diye okuyacaksın veya bağlacı. Veya bağlacı V harfidir. Karşımıza böyle bir şey geldiği zaman nasıl okuyacaksın bunu? P veya R diye okuyacaksın. Ya da bağlacı. Nasıl bir bağlaç? V işaretinin altına bir tane çizgi geliyor. Mesela karşına şöyle bir şey çıktı. Tamam mı? Şöyle bir şey çıktı. Nasıl okuyacaksın bunu? Q veya veya ne ya? Ya da ya da tamam mı? Ya da R diye okuyacaksın. İse bağlacı. Şöyle sağa bir ok. Gidip de şöyle falan yapma ha. İki tane ok. Hep böyle. Şimdi böyle karşımıza bir şey geldiği zaman mesela şöyle. Nasıl okuyacağız bunu? P ise Q diye okuyacağız. Ancak ve ancak isenin çift taraflısı. Zaten çift taraflı gerektirme diyeceğiz. Mesela şöyle bir şey çıktı. Ancak ve ancak. Nasıl okuyoruz burayı? R. Ancak ve ancak, ancak ve ancak. Tamam mı? Yazım biraz kötüleşti. Q diye okuyacağız. Tamam mı? Bağlaşlarımız bunlar. Şimdi bağlaşlarımız ne anlama geliyor bir bakalım. Şimdi veya bağlayacağım. Şimdi sözelleştireceğim biraz. Şimdi sınıfta oturuyorsun tamam mı? Bir arkadaşım var veya nöbetçi öğrenci geldi sınıfa. Dedi ki... Sınıfta da Ali ile Mehmet var. Ali ile Veli var mesela. Dedi ki... Ali veya veli dedi müdür çağırıyor dedi kimler gider Ali tek başına giderse olur bak veya diyor çünkü Veli tek başına giderse olur ikisi beraber giderse de olur bak tekrar söylüyorum Ali veya Veli müdür çağırdı ne olur veya dediği için sadece Ali giderse olur Sadece veli giderse olur, ikisi de giderse de olur. O zaman bu önermenin doğru olabilmesi için ne zaman olmaz? Ne zaman olmaz doğru olmaz? İkisi de gitmezse müdür küplere biner. İkisinin de gitmediği durum yanlış durumumdur işte. Yani biri giderse doğru. Veya bağlacında arkadaşlar bir varsa bir varsa sonucu kesinlikle birdir. Veya bağlacında bir varsa sonuç kesinlikle bir. Bak bir veya bir. İkimiz de gittik işte. İkimiz de gidersek olur. Doğrudur. Bir veya sıfır. Kim gitti? Ali gitti. Veli gitmedi. Doğrudur. Sıfır veya bir. Ali gitmedi. Veli gitti. Olur. Ne zaman olmaz? İkimiz de gitmezsek müdür küplere biner olmaz. O zaman bizim için çok önemli bir şey çıktı. Veya bağlacında eğer bir varsa yani işleme giren önermelerin bir tanesinin doğruluk değeri birse en az bir tanesinin ki birse sonuç kesin birdir. Ya da bağlacının sonucu çok önemli ya da diyorum ya veya bağlacının sonucunu mesela sıfır dedim. Ne zaman sıfır oluyor veya bağlacı? İkisi de sıfır olduğunda. Yani bana bu net bir bilgi verir. P de kesin sıfırdır. Q da kesin sıfırdır. Ama şöyle bir şey çıkarsa P veya Q eşittir bir derse P 1 Q sıfır olabilir. P 0 Q 1 olabilir veya ikisi de 1 olabilir. Şimdi bak burada unutmalarım var dikkat et. Veya bağlacının sonucunun sıfır olabilmesi için şuradaki anlattığım şey sonucun sıfır olabilmesi için her iki önermenin de yanlış her ikisinde sıfır olması lazım. Veya bağlacında 1 varsa Sonuç kesinlikle birdir. Şimdi şuradaki anlattıklarım çok önemli. Yıldız, 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 yıldız tilbe. Şimdi gel. Şimdi sana dedim ki P önermesi veya bir dedim. Doğruluk değeri nedir bunun? Bak veya'ya bak. Bağlaca bak veya. Veya da bir varsa birdir cevap. P'nin ne olduğunun bir önemi yoktur. Şimdi mesela bir veya P çıktı karşımıza. Bir tanesi birse veya bağlacında kesin sonucum birdir, tamam mı? Bir veya bir, işte p veya bir kesinlikle nedir arkadaşlar? Birdir, tamam mı? Şimdi burada ne? Ee, heh, burada değişme özelliği, şurayı yanlış ya şey yazdım. Bakın burada ne var? P veya bir, yer değiştirdim, bir veya p yaptım, doğruluk değerleri birdir. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim, p veya sıfır. Şimdi dikkat edin, burada sıfırla bir şey veya işlemine girmiş. Bak burada şuna bakacaksın. P 1 olursa eğer. Bir ya da sıfır şey bir veya niye ya da deyip duruyorum ya. Bir veya sıfır olursa bir tanesi bir olduğu için cevabım bir olacak. P sıfır olursa sıfır veya sıfır olacak sıfır olacak. Bak P 1 olduğunda cevabım bir. Sıfır olduğunda sıfır oldu. O zaman bu P'ye bağlı. Çünkü P'ye ne cevap verdiysem o oldu. Tamam mı? Yani sonucu her zaman da söyleyemiyoruz. Burada P'ye bağlı. Benim karşıma o zaman P veya sıfır ya da sıfır veya P gibi bir şey çıktığında biri sıfırsa biri bilinmeyenli bir şeyse bunun sonucu P'ye bağlıdır diyeceğiz. Şimdi bir tane daha önemli bir şey var. Dedim ki P veya P'nin değili. Şimdi dikkat et. Burada P sıfırsa eğer değili nedir? Birdir. P birse değili sıfırdır. Aralarına veya koyun bakın. Bak burada da bir tane bir var. Burada da bir tane bir var. P'nin ne olduğunu bilmememe rağmen bu işlemin sonucu kesinlikle birdir. Çünkü bunlardan bir tanesi bir, bir tanesi mutlaka sıfırdır. P'nin değili veya P çıkarsa yine doğruluk değeri birdir. Bir önermeyle değilini veya işleminde işleme sokarsanız sonucu daima 1'dir diyoruz. Anladın değil mi? Veya Hadi gel bakalım. Olduğuna göre bileşik önermelerinin hangilerinin doğruluk değeri 0'dır? Önce bakalım. Anit Kabir Ankara'dadır diyor. Doğrudur. P'nin doğruluk değeri 1'miş. Hemen üstü sayı mantığı var. Bu eksi 3 yukarı nasıl geliyordu? Artı 3. 2 üzeri 13 eşittir. 2 üzeri 7'dir dedi. Doğru mu? Değil. Q önermesinin doğruluk değeri 0. Önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri 0'dır? Hadi bakalım. P'nin değili. P1 ise değili sıfırdır. Araya veya'yı koydum. Q da sıfır. İkisi de sıfırsa sonucum sıfırdı veya da. P. Bakın P dediğim bir veya bakın hiç son devamına bakmadan cevabına bir diyorum. Niye? Çünkü veya işleminde bir varsa sonuç birdir. Ama isteyen Q'nun değili de birdir deyip yerine yazar. Ama bir varsa Hemen sonucuna bir yaz. Yani benim karşıma şöyle bir şey geldi mesela. 1 veya P, Q veya işte R diye bir şey geldi. Direkt bir yazarım. Bu da veya bu da veya. Gördünüz mü? Bir varsa sonuç birdir. Bu kadar. P veya Q. P'nin ne olduğunu biliyorum. Bir. Devamına bakmam bile. Sonucum kesin birdir. İsterseniz Q'yu da yazın. Ne diyor? Hangilerinin doğruluk değeri sıfırdır diyor. Sadece bir. Yedinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız oldu. Geldik şimdi V bağlacına. Hadi sınıfa geri dönelim. Ali ve Veli sınıfta. Yardımcı şey nöbetçi öğrenci geldi dedi ki Ali ve Veli dedi müdür çağırıyor dedi. Ali ve Veli müdür çağırıyor. Tek başına Ali giderse yanlıştır. Tek başına Veli giderse yanlıştır. İkisi gitmezse müdür zaten kudurur. Ne zaman doğru olur? İkisi de giderse. V bağlacında ikisi de bir olursa doğrudur. Anladık mı? V diyor çünkü mecbur ikisi de gidecek. V diyor İkisi de gelsin diyor. Hadi o zaman V bağlacında ne oluyor demek ki? O zaman bir ve bir olursa ikisi de giderse doğrudur kardeşim. Bir ve sıfır. Biri gitti biri gitmedi. Olmaz müdür ve dedi. İkisini de çağırdı sıfırdır. 0 ve 1. Bir. Biri gitti biri gitmedi yine 0'dır. İkisi de gitmezse müdür hepten delirir 0. O zaman V bağlacı için çok kritik bir şey söylüyoruz. V bağlacında 0 varsa bak 0 varsa sonuç kesin 0'dır. Çok önemli. Konunun en önemli yeri işte. Bu kısa yollar. Söyle bana V bağlacında 0 varsa sonuç 0'dır. V bağlacı ne zaman 1'dir? Mesela karşına şöyle bir şey çıktı. P ve Q denktir bir dedi. Bunun bir olabilmesi için bu da birdir, bu da birdir. Başka şansı yoktur. Hadi o zaman doğruluk tablomuza bakalım. P ve Q. Doğruluk tablomu doldurdum. Bir ile bir işleme girdiğinde sonuç birdir. 1, bir sıfır, sıfırdır bak. V bağlacında sıfır varsa sıfırdır. Yine sıfır var, sonuç sıfırdır. İkisi de sıfırsa yine sonuç sıfırdır. Şimdi unutmalarımıza geldik. V bağlacının sonucunun bir olabilmesi için İşleme giren iki önermenin de sonucun ikisinin de bir olması lazım. V bağlacında sıfır varsa, V bağlacında sıfır varsa buradaki önermenin ne olduğunun önemi yok. Sonuç sıfırdır. Hadi gel o zaman. Şimdi kısa yollarım. Yine yıldızlara at. V bağlacının kısa yolları. Şimdi P ve sıfır. V bağlacında sıfır olduğu için P'nin hiçbir önemi yoktur. Sıfır ve R mesela. V bağlacında sıfır olduğu için hiçbir önemi yoktur. Peki şöyle diyelim şimdi. P ve 1. P ve 1. Şimdi bak bu durumda bakacaksın. Ben P'ye sıfır verirsem eğer. Ne oldu? Sıfır ve 1 sıfır yaptı. Ben v, bir verirsem, bir ve P'ye 1 verirsem 1 ve 1 1 yaptı. Bakın sonucu değişkenliği yani bunun. Ben 0 verdim 0 oldu. 1 verdim 1. P'ye bağlı. P neyse cevap olur. Yine 1 ve P gibi bir şey karşınıza gelirse de P'ye bağlıdır diyoruz. Hadi kısa yollarımızın üstünden geçelim. P ve 0. 0 ve P yer değiştirdi sadece. 0 olduğu için önermelerde cevabı 0'dır. V bağlacında 1 ile işleme girdiyse sonuç şuna bağlıdır. Her zaman P'dir. Şimdi gel buraya. P ve P'nin değiline bir bakalım. Yani bir önerme ile olumsuzun işleme soktum. Bu 1 ise bu 0'dır. Bu sıfırsa bu 1'dir. Aralarında V var. E 0 olduğu için P ve P'nin değili işleminin sonucu daima nedir? 0'dır. Anladın? Hadi gel bakalım 8. sorumuz. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerinden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Önce bakalım. P önermesi İzmir Ege Bölgesi'ndedir diyor. Doğru. P 1. 2 artı 2 5'tir demiş. Yanlış. Q'nun doğruluk değeri 0. 7 asal sayıdır doğru. R'nin doğruluk değeri 1. Hadi hepsini yerlerine yazalım şimdi. P dediğimiz neydi arkadaşlar? 1. Ve Q dediğimiz neydi? 0. Bak 0 varsa bu işlemin sonucu 0 yaptı. Ve R. R'nin ne olduğunun önemi yok. V bağlacında 0 olduğu için burası 0'dır. Ama istersen R yerine de 1 yazabilirsin. Ama V bağlacında 0 olduğu için sonucum direkt 0 oldu. 1 olanı soruyor bu değil. P'nin değil, P birse değili. değili sıfırdır. V diyor sıfır. Bak V bağlacında sıfır varsa devamına hiç bakmadım bile. Sonucu sıfırdır. Ama isteyen R'nin değili de sıfırdır deyip yazsın. Gel buraya. R. R 1 Ve Q sıfır. Bak parantezin içerisinin değili var. Parantezin içerisine baktım. Sıfır olduğu için sıfır oldu. Sıfırın değili ve P oldu burası. Sıfırın değili nedir? Bir. V var. P dediğimiz nedir? 1'dir. 1 bir ve 1 nedir arkadaşlar? 1'dir. İşte bu önermenin doğruluk değeri 1'dir. Yani böyle parantezli bir şey varsa parantezin içini önce bir bulun, sonra onun değilini alın. Hadi D şıkkına bakalım. Q. Q dediğimiz 0'dı ve R. Bak R'nin ne olduğunun yine önemi yok. 0 varsa 0 ama isteyen R yerine de 1 yazsın. P ve R'nin değili. P dediğimiz 1 ve R'nin değili R1 ise değili sıfırdır. V bağlacında sıfır varsa sonuç sıfırdır. Sorumuzun doğru cevabı C olmuş oldu arkadaşlar. Hadi bakalım geldik kaç dakika oldu? 32 dakika. Şimdi önermelerin V ve veya önermesinin bazı özellikleri var. Şimdi bu özellikler bizim için önemli. Yani böyle bazı soruların içerisinde karşına gelebilir. Şimdi birincisi tek kuvvet özelliği. Çok aslında yukarılarda yaptık. Tek kuvvet özelliği şu: bir önerme ile aynısı kendisinin arasına ve bu veya veya v koyarsanız sonucu kendisidir. Tamam mı? Yani tek kuvvet bu işte. Yani aynı önermenin arasına veya v koyduğunuz zaman önermenin kendisi oluşur. P P. Yani bak bir 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 birse sonuçta birdir. Sıfır, 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 sıfırsa veya da sonuçta sıfırdır. Bir ve bir. Sonucu ne yapıyor bakın? Bir, sıfır ve sıfır, sonucu sıfır. Yani P'ye ne verdiyseniz sonuç oldu. Şimdi değişme özelliği. Önemli özellik adı üstünde değişme. Yer değişecekler yani. Arkadaşlar V'de de veya da değişme özelliği vardır. P veya yeniden yazayım. P veya Q önermesi, Q veya R önermesine daima denktir. R ne ya? Q veya P'ye. Tamam mı? Yani önermeler yer değiştiğinde doğrulukları değişmez. Aynı şey V'de de var. P ve Q denktir Q ve P'ye. Tamam mı? Değişme özelliği tek kuvvet. Şimdi birleşme. Birleşme ilerleyen soruların içerisinde çok bize hız kazandıracak özelliklerden bir tanesi. Çok işe yaramaz gibi gözükür ama çok işe yarar. Şimdi birleşme özelliği ne zaman kullanılır? Ne zaman kullanılır biliyor musunuz? Şöyle parantezli marantezli olacak. Yalnız şöyle olacak bak. Buradaki veya ya. Bu da veya olacak. Yani parantezin içerisindeki ile dışarıdaki aynı olacak. V ise de V olacak. Eğer buradaki şeyler aynıysa, bağlaçlar birbirleriyle aynıysa. Burada önce mesela diyor ki bu P ile Q'yu Q ile R işleme sok. Bulduğun sonuçta bunu işleme sok. Ama bağlaçlar aynıysa bunu yapmak zorunda değilsiniz. Buradaki parantezi kaldırırsınız. Bakın. Tamam mı? Şu parantezi kaldırırsınız. Tamam mı? Silersiniz şunu. Şunu da silersiniz. İsterseniz şunları işleme sokup bulduğunuz sonuçta bunu sokarsınız. Ama bizim için a kullanışlı Bu bağlaçta, bu bağlaç aynıysa parantezleri laps diye kaldırın. Nasıl işe yarayacak biliyor musunuz? Mesela şöyle bir şey çıktı. P veya Q veya 1 diye bir şey çıktı. Hiç uğraşmam uzun uzun. Bu da veya, bu da veya mı? Parantezleri kaldırırım. P veya Q veya 1. Şimdi söyle cevabı bana 1'dir. Niye 1? Veya bağlacında 1 varsa bu da veya. Sonuçta bununla bu işleme girince mecbur 1 yapacak 1 olduğu için. Veya da 1 olduğu için bu da 1. İşte böyle sorularda parantezi kaldırıp çat diye cevabı söyleyeceğiz. Ha, bağlaçlar aynıysa. Aynı şey v'e bağlı geçerli bakın. Burası da V, bu da V. Bu diyor ki soru sana. Önce bunları işleme sok. Ama bağlaçlar aynı ise böyle bir zorunluluğun yok. Ben önce P ile Q'yu işleme sokup sonucu da R ile sokabilirim. Ama bizim için daha önemlisi hangisi? Böyle bu bağlaçla bu bağlaç aynıysa parantezleri kaldırıp direkt böyle yaz. Tamam mı? Bağlaçların hepsi aynı ise parantezleri kaldır. Şimdi geldik dağılma özelliği. Şimdi dağılma özelliği de yine önemli bizim için. Şimdi aslında bildiğimiz bir özellik arkadaşlar. Mesela 2 çarpı x artı y. Ne yapıyoruz bunu? Dağıtıyoruz değil mi? Ne oluyor burası? 2 çarpı x artı 2 çarpı y. Burada da yine aynı şey var bak. P veya Q ve R diye bir şey çıktı karşına. Bunu dağıtıyorum şimdi bak. Bak ne oluyor? P veya Q oluyor. Tamam mı bak? Bu işlemi dağıtıyorum. Sonra araya V giriyor. Sonra bunu dağıtıyorum. Ne oldu burası? P veya R oldu. İşte bunda veya'yı V'ye dağıttık. Hadi ikinciyi burada yapalım direkt. Neyi dağıtıyorum bu sefer V'yi? P ve Q. P ve Q araya şu bağlaç giriyor veya. Sonra P ve R. İşte biz bazen buradan buraya dağıtacağız bazen de toplayacağız. Mesela şu gelecek karşımıza. Şu karşımıza gelecek. Bu karşımıza gelip de toplamayı da yapacağız. Ne yapacağım biliyor musun? Ortak parantezi alıyor gibi. Mesela şunu ortak parantezi alabiliyorum değil mi? İkiler ortak. İki parantezini alıyorum. X artı Y. Burada da onu yapacağım. Neler ortak? P veya P veya var. O zaman P veya parantezini alacağım. Bunun P veya'sını alınca ne kaldı? Q. P veya'sını alınca ne kaldı? R. Aradaki bağlaç da bu. Yani bazen dağıtacağız, bazen de toplayacağız. Bak aşağıdaki ne de bak. Neler ortak? PV. PV'ler ortak. PV parantezini aldım. P, PV'sini alınca burada Q kaldı. P verisini alınca burada R, aradaki bağlaçta veya oldu. Şimdi en önemli kurala geldik. The Morgan kuralı en önemlisi. Tamam mı? Yani şimdiye kadar ki yaptıklarımızın en önemlisi. Birleşme de önemli. Dağılma önemli. Bakın burada birleşme, dağılma önemli. Değişmeyi zaten biliyorsunuz. Sonra Demorgan. Şimdi Demorgan ne? Bize verilen bir önermenin tamam mı? Bize verilen bir önerme mesela P veya Q üstüne değil koydu böyle. Tamam mı? Yani önermenin bileşik, bileşik bir önermenin değilini alıyor. Ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? İçeri dağılır. Ama üçüne de dağılır. P, P'nin değiline dönüşür. Veya'nın değili V'dir. Bu V'ye dönüşür. Sonra bu da Q'nun değili olur. Anladın mı mantığını. Mesela şöyle bir şey çıktı karşına. P'nin değili V, Q çıktı. Değili var üstünde. Ne yapacağım bu değili? Buna da dağıtacağım. Buna da dağıtacağım. Buna da dağıtacağım. Şimdi buraya dağıtınca P'nin değilinin değili oldu. Ne demekti P'nin değilinin değili? P'nin kendisiydi. V'ye dağıtınca veya'ya dönüştü. Q'nun değil oldu. İşte buna demorgan Morgan kuralı diyoruz. Hadi üstünden geçelim şuradakilerin. İçeri dağıtıyorum üçüne de P'nin değili veya V'ye dönüştü Q'nun değili. P ve Q üçüne de dağıtıyorum. Ne oldu? P'nin değili V veya'ya dönüştü Q'nun değili. Buraya gel şimdi. P'nin değilinin değili P yapar. Sonra V veya'ya dönüşür Q'nun değili. Hadi sonuncusu. Sonuncusu da arkadaşlar üstünde değil yok bakın. Bu sefer böyle verilenin de değilini yukarı çekmemiz gerekecek. Bak P'nin değili veya Q'nun değili diye bir şey çıktı karşımıza. Ben bunu değil parantezine alacağım. Bak şu P'nin değili yukarı çıktı. Bu P'ye dönüştü. O zaman veya'yı V'ye dönüştürürüm. Q'nun değilininki de yukarı çıkar Q. Tamam mı? Yani bazen de dağılmış halinden eski haline geçiş yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi örnek bir tane sorumuz var. Bakalım. Neye örnek? Bir bakalım. Şimdi bize ne vermiş? Veya var veya var. Bütün bağlaçlar aynıysa parantezi kaldır dedim. Birleşme özelliği var. Nasıl yazacağım burayı? P veya Q veya P'nin değili. Dikkat et şimdi. Cevabı direkt birdir bunun. Niye? Şimdi veya bağlacı ya. Şununla şu da yan yana. Yani değişme özelliği de var sonuçta. Biz P veya P'nin değilinin ne olduğunu biliyoruz. 1. Çünkü bu birse bu sıfır. Bu sıfırsa 1. O zaman 1'e dönüşüyorsa veya ile de birle de bir şey işleme girdiği zaman sonuç bir. İşte böyle sorularda işimize yarayacak. Hemen diğerine bakalım. Bu da V bağlacı. Bu da V bağlacı. Birleştiriyorum o zaman. Parantezleri kaldırdım. Ne oldu? P ve Q ve P'nin değil oldu. Şimdi değişme özelliği var. Bak burada bir P var bir P'nin değili var. Ben P ve P'nin değilinin sonucunun sıfır olduğunu biliyorum. Niye? Bu birse bu sıfır. Bu sıfırsa bu bir. V bağlacında bir tane sıfır varsa sonucumuz ne oluyordu? Çünkü sıfır. E burası sıfır. Sıfırla Q'yu V işlemine sokarsak sonucumuz nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Birleşme özelliğinin önemli iki durumu. Hadi buraya gelelim. Burada da dağılmış toplayacağız. Neler ortak bakın? P ve ortak. P ve ortak. P ve parantezini aldım. P vesini alınca bunda Q kaldı. P vesini alınca bunda R kaldı. Ortalarına da veya girmiş oldu. Tamam mı? Kolay konu kolay konu. Şu anda V veya yaptık. Diğerlerini de sonraki dersler. Hadi bakalım. Şöyle biraz alıştırma sorusu çözelim. Gel. 9, 10, 11, 12'yi çözelim. Sonra bu videoyu bitirelim. Hangisi yanlıştır diyor. Hadi hepsinin doğruluk değerlerini bulalım. Şimdi önce parantezin içerisine bak. 0 veya 1. Veya bağlacında 1 varsa sonuç 1'dir. Ne yaptı burası? 1 ama üstünde değil var ve 1. Bir. 1'in değili nedir arkadaşlar? 0. 0 ve 1 hop 0 oldu. P bağlacının doğruluk değeri 0'mış. Buraya bak. V bağlacı var arada. V bağlacında 0 varsa sonuç 0'dır. 0'ın ama üstünde değil var veya 0. Sıfır. 0'ın değili 1 veya 0 veya bağlacında 1 varsa sonucum 1'di. Buraya gel şimdi. Hop içeriye baktım 1 ve 0. V ve bağlacında 0 olduğu için sonuç 0 yaptı. 0 veya 1 bakın köşeli parantez var etrafında değil var. Şimdi parantezin içerisi veya veya da 1 varsa sonucumuz 1'di. 1'in değili 0. Hepsini buldum. Hadi şimdi şıklara iniyorum. Hangisi yanlıştır diyor. P'nin 0 olduğunu buldum. Veya Q'nun 1 olduğunu buldum veya da 1 varsa sonuç 1'dir doğru. P'nin değili P 0'sa değili 1'dir. Devam etme hiç veya bağlacında 1 olduğu için sonucu direkt 1'dir. İsterseniz ama R'yi de yazabilirsiniz. R veya P. R'nin 0 olduğunu biliyorum veya P'nin de 0 olduğunu biliyorum. 0 veya 0 işleminin sonucu 0'dır. Bu yanlış. Hadi ama diğerlerine de bakalım biz. R R dediğimiz sıfır. Bakın V bağlacında sıfır varsa sonuç sıfırdır. Q'nun burada bir önemi yoktur. İster yazın ister yazmayın. Buraya gel şimdi. Parantez içerisine bakıyorum. Q dediğim bir. Veya R dediğim sıfır. Parantezin içerisine yaptı. Bir olduğu için bir yaptı. Ve P var burada. P de sıfır. V bağlacında sıfır varsa sonucum sıfırdır dedik. Dokuzuncu sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. On. Şimdi İlerisi için çok önemli bir soru arkadaşlar. Gerçekten bize sorularda hep şu önermesi doğru olduğuna göre diyecek. Sonra doğruluk değerlerini hesaplayıp soruyu sonra çözeceğiz. İşte o sorulara başlangıç sorusu. Olduğuna göre diyor. P Q R önermelerinin doğruluk değerlerini bul. Şimdi soruyu yeniden yazıyorum. P arada V var. Sonra burada Q veya R'nin değili var denktir bir. Şimdi burada ana ee, şeyim neyim? Bağlacım ve. Ana bağlacım ve. Bak burada şunu düşüneceksin. V bağlacının solunda bir şey var, sağında bir şey var. V bağlacının sonucunun bir olma şartını hatırla mesela. R ve M işte bir. V bağlacının sonucunun bir olabilmesi için burası da bir olmalı, burası da bir. O zaman buranın bir olabilmesi için P de bir, Burası da bir. Tamam. Bir kere P'nin 1 olduğunu buldum. Şimdi burada bir şey var. Ne var? Q veya R'nin değili o da 1'miş. Şimdi içeri dağıtmayla uğraşma. Bir şeyin değili birse kendisi sıfırdır. Şimdi hadi veya bağlacının sıfır olma durumunu hatırlayalım. P veya Q önermesinin doğruluk değerinin 0 olabilmesi için veya'nın ikisinin de sıfır olması gerekiyordu. O zaman hatırladık. O zaman sıfır olabilmesi için veya'nın bu da sıfır, bu da sıfır. O zaman P1, Q0, R de sıfır. Bir, 0, sıfır. 10. Sıfır. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Şimdi bir diğer soru kalıbımız. En sade hali nedir diyor. Hmm. Şimdi en sade hali sorularında da o hatırla yanına yıldız attığım unutma özelliklerimiz vardı ya onları kullanarak sade hale getireceğiz. Hadi bir bakalım inceleyelim. Şimdi burada P veya Q var. Bilemem ki. Yani ne olduğunu bilemem. Şimdi burada ne var? P veya P ve Q'nun değili var. Onun üstünde bir değil de var. Şimdi Demorgan'ı kullanıp şunu bir içeri dağıtalım. İlkine hiçbir şey yapamamıştım. P veya Q var ilkinde. Arada V var. İçeri bunu dağıtıyorum. Şöyle oluyor bakın. P'nin değili oluyor. Sonra buna da dağıtıyoruz tabii ki. Bu V neye dönüşüyor? V'ya dönüşüyor. Sonra Q'nun değilinin değili de Q'ya dönüşüyor. Hmm. Şimdi buranın sonucu ne olacak? Şimdi arkadaşlar isterseniz burada ortak bir şeyler görebiliyorsanız görün. Bakın veya Q veya Q. O zaman veya Q parantezini alacağım. Hadi alalım. Şimdi veya Q sağ tarafta. İstersen sağ tarafa da alabilirsin ama V veya bağlaçlarının değişme özelliği olduğu için sol tarafa da alabilirsin. Şimdi ben Q veyasını bunu aldım, bunun da Q veyasını aldım. Bunun Q veyasını alırsam ne kalır? P'si. Bunun Q veyasını alırsam ne kalır? PN'in değili? Peki aralarında ne var bunların? V var. Ortak parantezine ne almıştım? V veya parantezine Q veya almıştım. Şu. He, şöyle de yapabilirsiniz dediğim gibi Q veya parantezini alıyorum hocam. Değişme özelliği olduğu için bu tarafa da yazabilirsiniz. Q veyasını aldım P kaldı. Q veyasını aldım P'nin değili kaldı. Aralarında da V var. Bak şimdi. P ve P'nin değili. Bir önerme ile bir önermenin değili V bağlacında işleme girerse sonucu daima neydi? Sıfırdı. Niye? Çünkü biri birse Diğeri sıfır, bu sıfırsa bu bir. Bir tane sıfır varsa sonuç sıfır. O zaman burası sıfır. Yani sorumuzun cevabı Q veya sıfır oldu. Şimdi o hatırlatmaları hatırla. Q'ya ben bir değerini verirsem sonucu bir olacak. Q'ya sıfır değerini verirsem cevap sıfır olacak. Yani Q'ya ne verdiysem cevabı oldu. O zaman Q'ya bağlı sorumuzun doğru cevabı B. Şimdi yalnız bu soruyu şöyle de çözebilirdim. Şimdi yani iyice anlayanlar için. Şöyle kısa bir gösterimim var. Şur şuraya gel. Şimdi şu önermeyle şu önermeyi gerçi değili değilmiş. Tamam yok başka bir şey yok. Tamam. Hadi bakalım son sorumuz. 12. Kaç tanesinin doğruluk değeri birdir diyor. Kendin yapabilirsin. Sadece yerine yerleştireceksin. Başlayalım. Yazalım bakalım. P birdi. Değili sıfırdır o zaman. Sıfır veya. Şimdi devamına bakalım mı? Bakacağız tabii. Veya bağlacında sıfır bir şey değiştirmiyordu çünkü. Sonra Q var. Q dediğimiz sıfır ve R dediğimiz bir. Bak parantezin içerisinde V bağlacında sıfır olduğu için sonuç sıfır. Burası ne oldu şimdi? Sıfır veya sıfır veya bağlacında ikisi de sıfırsa sıfır. Devam şimdi. S'nin değili. S sıfırdı değili bir. Veya köşeli parantezi açtım. Canı cehenneme buranın. Cevabı birdir. Niye? veya var ve ''1'' var. İçerinin ne olduğunun bir önemi yok. Bak, kısa yolları gör. Tamam mı? Uzun uzun yazma bunu yani. Hadi buraya bakalım şimdi. P'nin değili. P1'di. Değili sıfır yaptı ve tamam mı? Bak burada Q yazıyor. Q'nun artık ne olduğunun önemi yok. V bağlacında sıfır varsa burası sıfır yapar. Tamam mı? İlki sıfır yaptı veya. Buraya geliyorum. R dediğim ''1'' veya S dediğim sıfır veya bağlacında 1 varsa sonucum 1'dir. Hop burası 1 yaptı. Yine veya bağlacında 1 olduğu için sonucu 1 yaptı. Geldim sonuncuya. Hadi şöyle aşağıda yapalım. S'nin değili. S sıfırdı. değili 1'dir ve R. R'ye bakıyorum o da 1. Burası tamam. Arada V bağlacı var. Buraya bakıyorum şimdi P'nin değili. P 1'di, değili 0 yaptı ve Q. Q sıfırdı. zaten 0. Sıfır. Hadi bakalım şimdi Burası ne yaptı arkadaşlar? V bağlacında 1 ve burası V bağlacı 0. V bağlacında 0 olduğu için sonucum 0 olmuş oldu. Kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir diyor. 1, 2 tanesinin 12. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız oldu. Evet böyle bir 50 dakikalık falan bir video oldu arkadaşlar. Ama mantıkları verdik burada. Şimdi özellikleriyle ilgili birkaç tane soru çözeceğiz. Ondan sonra ya da bağlacı ise bağlacı böyle akışına bırakıp ilerleyeceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Fonksiyon kampını unutma. Onu sürekli hatırlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.